Evet. Ballı babalar açtı. Zayıf kovanlarımın yanına geldim. Bazı arkadaşlar merak ediyordu. Giderken altına koydum. Kovan dip tablasına. Formik asit %2 formda varova döker mi diye. Baktığım zaman herhangi bir varova dökümü yok. Zaten formik asitin yapısı gereği formik asit yukarıdan aşağıya doğru ağır bir asit olduğu için yukarıdan aşağıya doğru iniyor, buharlaşıyor. Evet, önce zayıf kovanları alttan körükle birlikte biraz dumanlayayım, az sallansınlar, kendilerine gelsinler. Sesleri yavaş yavaş gelmeye başladı. Önden yavaş yavaş çıkmaya başladılar. Biraz daha. Körüğün içinde bir şey yok. Sadece herhangi bir ilaç vesaire herhangi bir şey yok. Sadece duman. Onları biraz temizlenmeyi teşvik etmek için sadece. Çok fazla değil, az. Diğeri de aynı. Bu biraz hırçın. Buna biraz fazla vereceğim dumana. Bu hem bal yesin. Bal yedikten sonra karnını kıvramasın. Hem de biraz sallansın, silkinsin. Üstündeki varoğulları biraz. Biraz tepinsin. Evet, ne alemde diye bakıyorum. Suyunu değiştireceğiz. Şurubu yarıya kadar çekmiş. Şurubunu sulandıracağız. Şurubu arı yemiydi. Kekle uğraşıyor. Şu an keki bitirmeye çalışıyor. Aynı zamanda varroa mücadelesi için formik asit damlatma yapacağım. Çerçeve aralarına formik asit damlatacağım. Balları daha henüz var. Bunları daha sonra buradaki kekler bittikten sonra temizleyecekler. Gece donları olduğu için kekleri mecbur koyuyorum. Çünkü arı gece donlarında uzak yere gidemiyor. Hem üstü sağlıklı dursun, rahat dursun üstü, sıcak dursun. Hem de kekini üstten rahatlıkla alsın, alttaki yavruları baksın. Şimdi damlatmasını yapacağım. Bunda iki ana vardı. Yani
Nasıl iki ana? Biri sakat ana arıydı. Biri de başka kovandan direkt kafessiz verdiğim ana arıydı. Hangisinin kovanda hüküm sürdüğünü bilmiyorum. Şu an ilk defa ben de analara bakacağım şimdi, var mı yumurta, herhangi bir şey. Nedir ne değildir. Arı doğal olarak biraz saldırgan. Yavrusular. Yavruyu kapatmış. Evet, açık yavrusu da var. Açık yavrusu olduğuna göre analardan biri yumurtluyor. Ama hangisi bilmiyorum tabii. Anayı da göremedim. Anayı boyalı da değil. Şimdi yapacağım iş. Damlatmasını yapmak. Şu an az az damlatıyorum. Önemli olan miktarı, doz önemli. Kırmızı polen çekiyor ballı babalardan. Şeklinde değil, damlatma şeklinde. Arının üzerine. Çerçevelere değil. İkinci aşama bu. Şimdi yaptığım şey su, görme tahtası, şurup, arı yemi. Bunu birebir sulandırdım, içine su kattım. Keki üstünde damlama ilaçlamasını yaptım. Şimdi bir sonraki aşamada, gece donları devam ediyor yine. Bir sonraki aşamada şurupluğun altına erkek gözü örecek. Onu bekliyorum. Ördükten, erkek gözü örmeye başladıktan sonra devam edeceğiz. Eğer şurupluğun altına erkek gözü örmezse, şurupluğun altına erkek gözü örmezse, o durumda Musa'nın Doğruoğlu'nun sistemi gibi şurupluğun altındaki işçi gözlerini bir numaraya, birinci çekmeç, birinci çerçeve olarak alacağım. Daha sonra arı yürütmeyi sağa doğru yapacağım. Diğer kovana da konum kaçıp damlatma yaptım. Bunlar da kapının önüne çıktılar. Polen gelmeye devam ediyor bir yandan. Bir yandan da domuzlar yine içeri girmek için fırsat kolluyorlar tabi. Normalde domuzlar şu an balı babaya çalışıyorlar. Arılarla birlikte. Ama bu kolaycı tabi.